COVID-19 virüsü münasebetiyle Nisan ayı olağanüstü meclis toplantımız ilçemiz, ülkemiz adına hayırlara vesile olsun diyorum. Malumunuz arkadaşlar, bu sürecin başladığı günden bu yana dünyada ve Türkiye'de bununla ilgili uygulanan kurallar, yönetmeliklerle ilgili bizler de ilçemizde aynı şekilde elimizden geldiği tüm gayret içerisinde en iyi şekilde bunu da uygulayarak şehrimizin bu illetten, bu virüsten korunması noktasında üzerimize düşen görev neyse onu yerine getirmenin gayreti içerisinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Olayın başladığı günden bugüne ilk andan itibaren özellikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı olan maske, siperlik ve önlük noktasında onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında gayret gösterdik. İhtiyaçlarını o gün karşıladık ve bugün de karşılamaya ihtiyaçların nispetinde devam ettiğimizi belirtmek istiyorum. Bunun akabinde yine Büyükşehir Belediye'mizle birlikte ilçemizin farklı noktalarında özellikle yoğun olan bölgelerde, insanlarımızın daha yoğun kullandığı bölgelerde dezenfeksiyon çalışmalarımız yürütülmüştür. Bu süreç içerisinde biliyorsunuz kapatılmış, belli bir süreyle, geçici süreyle kapatılan iş yerlerimiz var. Kapatılmakla birlikte aynı zamanda kapatılmasa da bu virüs nedeniyle etkilenen, işinden etkilenen, sebeplenen, bu süreçte de sıkıntıya düşen kardeşlerimizin de mağduriyet yaşamaması adına, günlük çalışan kardeşlerimizden mağduriyet yaşamaması adına, onların da ailelerine katkı olmak adına, gıda noktasında yardım etmek üzere elimizden gelen tüm gayreti ilçemizde göstermekteyiz ve şimdi de aynı şekilde devam etmekteyiz bu çalışmalarımıza. Arkadaşlar, böylece dünyayı izlediğimizde bu konuda, bugün süper güç dediğimiz devletlerin bu koronavirüsün karşısında nasıl bir aziyete düştüğünü hep birlikte ulusal medyadan izliyoruz. Buna baktığımızda ülkemizin başarısından da övünmek, gurur duymamak mümkün değil. Övünmemek, gurur duymamak mümkün değil arkadaşlar. Baktığımızda Allah'a şükürler olsun. Sağlık çalışanlarımızın gayretleri burada azımsanamaz. Burada özellikle tüm sağlık çalışanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize ve temizlik personellerimize tümüne yürekten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Baktığımızda bu süreçte özellikle hükümetimiz koronavirüsle ilgili sağlık boyutunu yürütürken aynı zamanda ekonomiye ciddi sıkıntılar oluşturduğundan dolayı ekonomik anlamda sıkıntının da süreçte çok etkilenmemesi ve onların da desteklenmesi noktasında sanayicimiz olsun, esnafımız olsun, işçilerimiz olsun, öbür taraftan gene mağdur vatandaşlarımız olsun, her birine, tarım çiftçilerimiz olsun, tarımda çiftçilerimiz olsun, her birine destek imkanı sağlayarak bunların da yaşamsal mücadele noktasında işlerini kolaylaştırma noktasında ciddi destekleri olmuştur. Ve özellikle baktığımızda gene arkadaşlar dünya ortalamasının aşağı yukarı üzerinde diyebileceğimiz bir yoğun bakım ünitemiz Türkiye olarak çok şükür mevcut. Ve şu ana kadar diğer ülkelerdeki hastane ortamlarında şartlarındaki tedavi durumlarına baktığımızda ülkemizin bu süreci ne kadar başarılı gördüğüne şahit oluyoruz. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve hükümetimize yürekten teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet, koronavirüsle ilgili böyle bu hadiseler ve özellikle yapılması gereken ve alınması gereken tedbirler noktasında çalışmalar yürütülürken gene ilçemizi ilgilendiren önemli iki tane gelişmeyi de buradan sizlerin aracılığıyla, değerli basın mensuplarımızın aracılığıyla hem şehirlerimle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bu süreçte Ünye Kültür Merkezimizin inşaatının yer teslimi müteahhite yapılmıştır arkadaşlar. İnşallah bundan sonra Ünye'nin Kültür Merkezi'nin de çok kısa zamanda, yakın zamanda şehrimize hizmet vermek üzere hayata geçeceğini buradan müjdelemiş olalım. Ve OSB ile ilgili de geldiğimiz nokta Allah'a şükürler olsun sevindirici boyutta. Biliyorsunuz OSB'nin uygulama imar planı uygulama noktasındaki durumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın OSB Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştı. Ve dün de aynı zamanda bundan sonraki süreçte altyapı projesinin yapılabilmesi için bir firmaya ihale edilmek üzere dün onun çalışmasını yapmıştık. Bir firmayla
89 bin TL'ye anlaşmış durumdayız. Allah'ın izniyle o da bu önümüzdeki hafta ya da bu hafta içerisinde biliyorsunuz sokağa çıkma yasağından dolayı bir sıkıntı oluşmazsa sözleşmeyi yapmak üzere bünyeye gelecek. Bunun da sözleşmesini imzalayarak en kısa zamanda inşallah altyapı projesinin de tamamlanmasıyla birlikte altyapı projesinin ihalesinin yapımı ihalesine inşallah çıkmış olacağız. Bunu da Ünye'li hemşehrilerimle sizlerin aracılığıyla paylaşmış olalım diyorum. Doğal ve tarihi güzellikleriyle Karadeniz'in en güzel ilçesi olan Ünye'mize yapmış olduğumuz hizmetleri, ben de söyleyeyim onu. Başkanımızın sunuş konuşmasıyla başlayan faaliyet raporu toplamda 180 sayfa. Bu korona sivil bireyler gibi, yol silindiri gibi toplam 14 adet iş makinemizle hizmetlerimiz yürütülmektedir. Şimdi 2019 yılı içerisinde birçok sıkıntı yaşamamıza rağmen, daha doğrusu getireyim arkadaşlar, 2018 yılıyla 2019 yılını karşılaştırdığımızda hem özel kalem hem basın yayın müdürlüklerinde ciddi tasarruflarımızın olduğunu ta baştan beri söylemiştik. Geçmiş dönemde sosyal faaliyetlere harcanan rakamlarla bizim dönemimizde maliyetsel açıdan baktığımızda aslında bu sosyal faaliyetleri gerçekleştirme noktasında eksiğimiz olmadı çok şükür Allah'a. Ama biz de bunu dikkat ederek, özen göstererek bütçemizin çok daha verimli kullanılarak bu tasarrufun sağlanmasına vesile olduğumuzu bu meclisle birlikte bunu başardığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Buradan sadece bir tane örnek olsun diye ifade etmek istiyorum. Fen işlerinde ve temizlik işlerinde kiralanmış olan, çünkü elimizdeki demin yansıda da açıklandığı şekliyle çalışma araçlarımız sadece belediyemizin kendi öz malıyla sınırlı değil, aynı zamanda kiralama yöntemiyle 33 tane hem hizmet aracı ve iş makinesi aracı, 3 tane de temizlik olmak üzere toplamda 36 tane aracı da kiralama yöntemiyle hizmetimize katmış bulunduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu geçmiş dönemde arkadaşlar 860 bin TL'ye aylık bir maliyeti varken bugün aynı miktarın üzerindeki bir aracı, bunun bir tane arkadaşımızın sosyal medyadan eleştirisi olmuştu yakıt nereden diye. Bugünkü temizlik araçlarımızın yakıtı ve personeli tamamen kendine aittir. Öbür taraftan da sadece ve sadece onun da yakıtını eklediğimizde toplamda 370 bin TL gibi bir rakama tekamül etmektedir. Yıl bazında ne kadar tasarruf ettiğimiz herhalde burada bu meclisle birlikte neyi başardığımızın da bir miktar örneği olur diye düşünüyorum. Bu tasarruflarımızla birlikte ne yaptık arkadaşlar? Bizim geldiğimiz günde önümüzde bulduğumuz piyasa borcumuz olan 9,5 milyon borcun ödemesini yaparak aynı zamanda belediyemizin piyasada itibarını yükselttik. Gününde borcunu ödeyen bir belediye olarak ihalelerde en yüksek kırımı temin ederek tasarrufu böyle sağladık. Yoksa hizmetleri yapmayarak değil, hizmetleri en uygun fiyatlarla ihale ederek vatandaşımıza böyle hizmet vererek bu tasarrufları sağlayarak bütçemizin eksiğiyle kapanıp krediyle tamamlanması değil, kendi bütçemizden artırdıklarımızla tekrar hiç kredi çekmeden aynı zamanda da borçlarını da kapatan bir belediye olduk diye özellikle ifade etmek istiyorum. Ve bu süreçte gerçekten bizlere bu yönetim noktasında ciddi anlamda destek veren ve faaliyetlerimiz noktasında başarıya ulaşmamızda emekler olan özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'a, Kültür Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, milletvekillerimize, bakan yardımcımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza ve siz değerli meclis üyesi, çalışma arkadaşlarıma, özellikle birim müdürlerime ve personelime çok teşekkürlerimi sunuyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Allah razı olsun diyorum. Daha önce de biz bunu encümende karar alarak COVID-19 münasebetiyle geçici süreyle kapatılan iş yerlerinin kapatıldığı süre içerisinde kiraların alınmamasıyla ilgili bir karar almıştık. Fakat Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle bu kararların mecliste alınabileceği ifade edildi. Bu şekliyle bu süreçte kapalı kalan ve geçici olarak kapandığı süre kadarıyla
olan o zaman zarfında kiranın alınmamasıyla ilgili, kendi kiracılarımızla ilgili bahsediyoruz tabii bunu. Kiranın alınmamasıyla ilgili maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Gündem 18. Covid-19 pandemisi dolayısıyla 16 Nisan 2020 tarihli 7244 sayılı kanun ile belediye meclisine verilen yetki doğrultusunda 19 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımların 3 ay süreyle ertelenmesi talebi. Bilgi İşlem Müdürlüğü. Evet, burada da arkadaşlar geçici süreyle kapatılması zorunlu olmayan yerlerimiz de bu Covid-19 virüsü münasebetiyle etkilenmiş iş yerlerimiz ve esnaflarımız var. Bunlardan da bu 3 ay süresince kiranın alınmaması ve 3 ay sonrasında ya da 3 ay farklı tarihlerde alınmak üzere bu kiranın ertelenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem 19.